Merhabalar ben Tek Yazlananıl. Bu videoda sizlere Flow simülasyon içerisine tedarikçiden almış olduğunuz kataloglardaki fan eğrilerini nasıl import edebileceğinizi göstereceğim. Bu sayede sadece Flow simülasyon içerisindeki fan eğrilerinin değil, yerel tedarikçilerdeki fan eğrilerini de Flow simülasyon içerisine tanımlayarak diğer tasarımlarınızda kullanabilirsiniz. Hangi fanı kullanacağınızı flow simülasyon ile analiz yaparak gerekli soğutma işlemi gerçekleştirildi mi? Gerekli hava akışı tam olarak istediğiniz gibi oldu mu? Bunu görebilirsiniz. Fan eğrisini tanımlamak için ilk önce yapmam gereken şey flow simülasyona girdikten sonra mühendislik veri tabanına girmem. Burada bakın birçok veri mevcut. Fanlar içerisine geliyorum. Kullanıcı tanımlıya giriyorum sol kısımdan yeni öğe deyip yeni bir fan tanımlıyorum. İsim kısmına tedarikçideki fanın ismini girebilirsiniz. Fan tipinizi bu kısımdan seçeceksiniz. Testin yapıldığı referans yoğunluğunu tanımlamanız gerekiyor. Elinizdeki eğri kütlesel debi eğrisi mi yoksa hacimsel debi eğrisi mi bunu seçeceksiniz. Daha sonra rotor hızı, dış çap, göbek çapı değerlerini girdikten sonra dönüş yönünü de tayin edip flow simülasyonda değerler kısmına gelip tablolar ve eğriler diyeceksiniz. Burada kütlesel debiye karşılık basınç farkını ya da göstermiş olduğum gibi hacimsel debiyi seçerseniz hacimsel debiye karşılık basınç farkını girebilirsiniz. Katalogdaki grafikten verileri alabilmek adına İnternette bulmuş olduğum küçük bir programdan yararlanacağım. Programı seçme nedenim açık kaynak kodlu olması tamamen tek yazda herhangi bir programın bağı yoktur. Siz farklı bir program kullanabilirsiniz. Ekranda görmüş olduğunuz gibi bir katalogdan fan eğrisini aldım. Bu fan eğrisinde 1 ve 2 adı altında fanın basınç farkına karşılık üfleyeceği hacimsel devi miktarı gözükmekte kullanacağım programın adı Pilot Digitizer. İnternetten bulup indirebilirsiniz. File diyorum, Open deyip eğrimi seçiyorum. Daha sonra bakın diyor ki x'teki negatif değeri bana seç. X'teki minimum değer ne? 0. Y'deki 0. x'teki maksimumu seç diyor. Seçtim. 5 Şimdi y'deki maksimumu diyor. Y'deki maksimumu seçiyorum ve değerini yazıyorum. X'in ismini olsun diyor. Flow rate ismini veriyorum. Birimini yazayım. Pascal. Şimdi geleceğim bakın grafiği oluşturdu. Geleceğim tek tek nokta seçeceğim. Ne kadar resmi yakınlaştırıp nokta seçerseniz o kadar fazla veriniz olur. dan diyorum buradan. Ve bakın eğrim çıktı. File diyorum. Save as deyip kaydediyorum. Görmüş olduğunuz gibi Excel'de verilerim. Seçiyorum verilerimi. Veri diyorum. Metni sütunlara dönüştür diyorum her alan virgül ve sekme gibi karakterle ayrılmıştır diyorum. Virgülü seçtim. ileri diyorum. Son Bakın ayrı ayrı ayırdı. Birimimizi yazıyorum. Metre küp bölü saatte. Flow simülasyon ise küp bölü saat değil, küp bölü saniye değerini istiyor. O yüzden geliyorum ekle diyorum. Bu bu veriyi 3600'e bölüyorum ve sürükliyorum aşağı doğru. Şöyle tüm değerleri seçip tek yapmam gereken flow simülasyona kopyalamak. Bakın flow simülasyona verileri kopyaladım. Görmüş olduğunuz gibi değerler geldi. Eğrimi görüyorsunuz. Bakın burada 59.78 değeri çıkmış. Bu benim elimle seçtiğim için biraz değerlerden uzaklaşmışım. Ama eğrim görmüş olduğunuz gibi. Bu değerleri de doldurduktan sonra kaydet yeterli. Örneğin bizim Dış çapımız 20 milimetre. Göbek çapımız 14 milimetre. Saat yönünde dönüyor. 5000 rpm ile. Fanımın ismini de AE veriyorum. Kaydet dedim. Çıkıyorum. Analiz için yapmış olduğum konfigürasyona geçiyorum. Bakın bu konfigürasyona geçtikten sonra geliyorum fanlara sağ tıklıyorum. Fan ekle diyorum. Şu yüzeyi seçiyorum. Bakın kullanıcı tanımlı AE isimli fanımı tanımlayabilirim. Şu kısmı hatırlatmak gerekirse dışarıdan içeriye doğru bir hava mı üflüyor? Dışarı dışarıya içeriden hava mı üflüyor? Bunu seçebilirsiniz. İç fan derseniz de içerideki havayı yani aynı ortam içerisindeki havayı döndürür. Örneğin bizimki giriş fanı olsun. Bakın başarılı bir şekilde fanımızı tanımlamış olduk.